Hello everyone. I would like to introduce myself briefly. My name is Ebru Beyazıt. I'm a visiting scholar in the University of East Anglia and working with Professor Eylem Atakap. I'm very happy to involve in the International Women Filmmakers Festival. The best part of this organization is bring films and directors from Turkey to the University of East Anglia family. Besides virtual movie screenings and Q&A sessions, there will be workshops at weekend too. Please do not forget to register it. It is on new media documentaries and digital storytelling. I would like to thank you to Eylem Atakap and the Faculty of Arts and Humanities, the School of Arts, Media and American Studies. I hope you enjoy the events. Now, for movie Cennet Heaven, we are having a world premiere of the movie. Am I right or wrong? Cennet'in dünya premierini biz mi yapıyoruz? Benim notlarıma göre öyle görünüyor ama. Actually, we've been in Kısa Kısa Kemer Altı film yarışması. Okay. And we were in the shorts from Turkey section of Clermont-Ferrand. Ah, okay. Tamam. Yeah. O zaman İzmir premieri olabilir belki. Kısa Kısa Kemer Altı. There's kısa. Ah, congratulations. Thank you. It's the Clermont-Ferrand. It is one of the biggest short film festivals, as far as I know. Yeah, it's a great pleasure for us too. Thank you. Gülden and Seda is with us tonight for the movie. İngiltere premiere. Yes, that's correct. Evet. Cennet, Heaven. So I will introduce a short introduce them to you. Gülden Gevher Öz graduated from Faculty of Education. She is a social sciences teacher. She got her master's degree in Faculty of Communication, where she started to study cinema. She wrote her thesis also on the subject. She has articles published on a national referred journal. She has three short films. And one of her previous movies were shown in last year, third Women Filmmakers Festival, so we were very happy to host her again here. And Olca Seda Özalpan graduated from the 9 Eylül University American Studies in 2004. I'm so sorry, I don't know how to pronounce 9 Eylül University in English. Is it the same? Yeah, it's the same. Okay. She started working as an English language teacher in 2006. She completed her master's degree in EIT in 2017. She got script writing, acting and film production classes from Turkey's predominant names. She had shot five short films. Do you remember that I actually acted in Pentagon, Gülden's movie? Oh, yes, you are. I'm so sorry to forget that, yeah. It has been my I was the authority of the square, the pregnant woman. Yeah. I'm so sorry. What a talented woman we have. She's acting, directing, and also she's an English teacher. Well, that's too much. Congratulations. Thank you. Gülden, I'm not saying anything about you because I already know that you are very talented. She was at some point, she was witnessing our preparation. The festival preparation process, so we know each other very well. Are we going to continue in English or Turkish from then on? Because
Yeah. Daniel left. Our only audience has gone. Ne yapıyoruz? Şimdi Türkçe mi devam edelim? Yani bence Türkçe devam edelim ama. Sonra yayınlandığında İngiltere için yayınlanmayacak değil mi bu? İngiltere için yayınlanacak aslında, o yüzden de. O zaman gene lazım. Okay. O zaman ben şöyle söyleyeyim, filmin İngilizce özetini okumaya girmeyeceğim. Sorumu sorup sizlere bırakıyorum filmi anlatmaya açıkçası. Notlarımı da İngilizce almıştım. Şöyle orta ikisini bir söyleyeyim. This is a multicultural story as far as I felt, in fact. With the collaboration of two talented and productive women filmmakers. Could you please tell us a little bit of your cooperation for the movie and how that idea came out? Çok aslında kültürel geçişliliği olan bir film var karşımızda. İki tane çok yetenekli kadın, yönetmenin yetenekli kadın, sinemacının elinden çıkan. Bu anlamda beraberliklerini, bu film projesini nasıl hayata geçirdiğini, nasıl ortaya çıktığını öğrenmek isteriz. Ben Türkçe yanıtlayayım. Sonra Seda da eklemek istediği şeyler varsa hem İngilizce çevirir hem de eklemelerini yapar. Olur mu Seda? Nasıl? Olur canım, olur. Tamam. Girişi bir tek çevirmek gerekiyor galiba. Ben onu çevirdim. Önce söyledi ya, önce İngilizcesini söyledi. Okey. Tamam. Tamam. Bizim Seda'yla arkadaşlığımız aslında çok eskiye dayanıyor ve gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Ve uzun zamandır aslında biz bir sonraki projemizi birlikte yönetelim diye bir fikrimiz, arzumuz vardı. Ve biz sette de her hayatın her alanında çok iyi anlaşan iki kadınız. Ve birlikte bir şey üretme arzusundaydık. Aslında filmin ortaya çıkmasını sağlayan şey o mekanlar oldu diyebiliriz. Biz bir Kemeraltı gezisinde bu sinagoglara gittiğimizde gerçekten özel mekanları olduğunu düşündük ve yani çektiğimizden bir yıl önce kadardı galiba gördüğümüz mekanları ve burada bir film çekmek istiyoruz diye bir mutabakata vardık. Ama film üzerine de uzun zaman konuştuk, senaryo üzerine konuştuk, nasıl bir şey yapabiliriz dedik ama sonrasında tabii bir pandemi süreci yaşadık malum. Ve bu pandemiden sonra da işte yaz aylarında da Seda İzmir'de değildi. Geldikten sonra da artık her yer kapanmıştı. Bu film artık bir sonraki yıla en erken, hani ertelenmişti kafamızda. Ama biz iletişime geçtiğimizde bir gün sadece mekanları kullanarak çekim yapabileceğimizi bir hafta öncesinden öğrendik. Ve bir o özel izinde de hani kibinde çok minimal tutulması gerekiyordu. Böyle bir düşündük, ne yapalım, bekleyelim mi? Yoksa gerçekten hani bir üretme arzumuz var ve o mekanlarda bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ekibimizi kurabilir miyiz? Hazırlanabilir miyiz? Gerçekten de her şey, şartlar da çok yardımcı oldu bize. Çekebildik filmimizi. İyi ki de çektik daha sonrasında. Ne mutlu, ellerinize sağlık. So we've been friends for a long time now and we're both teachers and we are both directors and screenwriters and so on. And like I said, I actually acted in her movie, the first short film of hers. And so we were on set together before, and we really get on well with each other, on set and outside of set. So last year, while we were walking around Kemeraltı, we were pretty amazed by the synagogues, actually. So right then, we decided to make a film in those synagogues, but we didn't know what to do then. And then we came up with an idea and then a kind of a script, like the synopsis of the movie. But then the lockdown, you know, and then everywhere was closed. So it was at least 1 year that we had to wait. The next year, like last summer, I was not in Izmir. So we had to wait for my coming back to Izmir. And then there is another lockdown.
we were thinking what to do, and we tried to reach out to the places to get a special permit, mm-hmm. and we were lucky to get it actually. And but it was right before a week before the shooting, and Gülden wrote the script very quickly. Yeah. She did amazing. Thank God. And then we had to find the actors in a week. one of the girls is her daughter. Oh, no way. Yeah, Celine is her daughter, and İrem is the classmate of her daughter. So. Look at the team. Everybody's so talented. And we started practicing with those girls on Zoom again. Oh. Yeah. That was a tough process for us, actually. And the crew had to be really small, you know, because of the situation. Mm-hmm. In a week, right, we were ready to shoot it. And we went and did it. We did it, yeah. I was just already asked, but as you, while you said, how you could teach a child to act from Zoom? we were lucky because Gülden had her daughter with her. from time to time she had İrem in her house too. I was on Zoom and they were in their home. Wow. So that was that. That's how we did it. Okay. Peki hala Öztürkçe soruyorum devamını. Kemeraltı İzmir'in sinagoglarında çekimler yaptığınızı görüyoruz. Ben de oralarda gezip etkilenmiş bir insanım açıkçası. Ben şunu merak ettim. Yani filmde gördüğüm sinagoglardan biri bildiğim kadarıyla hala cemaati olan ya da oranın büyük sinagoglarından, büyük mimik yapılarından biri. Hala cemaati var mı? Size nasıl yaklaştılar? Biraz bunu merak ettim aslında. Let me tell in English also. You had shots at well-known synagogues of Kemeraltı in İzmir. Do they still have active Jewish community? If yes, how was their approach to your movie process? Evet, sinagogun cemaatleri var. Biz zaten çekim yapabilmek için oralar vakıfa bağlı olduğu için Musevi Vakfı cemaatinden izin almak zorundaydık ve oradaki çekimimizi bir günle sınırlı tuttuk biz. Hani minimal bir ekip ve tek günde çektik oradaki tüm sahnelerimizi. Bunun için başvurduğumuzda tabii ki senaryoyla birlikte başvurduk. Yani işte daha doğrusu sinopsisle birlikte başvurduk. Yani ne çekeceğimizi tabii ki bilmeleri gerekiyor. Ama biz de oranın kutsal mekanları olduğunu farkındalığıyla çok hassas davrandık. Yani hani bir de çocuklar var. Gerçekten hani mekanların cemaati için kutsallığına çok dikkat ederek çok da tarihi mekanlar hani maksimum bir hassasiyet bir gün içerisinde çok da acele ederek çekimlerimizi tamamladık ama biz çektiğimiz zaman pandemi koşulları dolayısıyla sanıyorum cemaat de orada ibadet etmiyordu. Çünkü işte bir takım kararlar alınmıştı. Cemaat ibadet etmiyordu orada, yani tamamen kapatılmıştı o mekanlar. Bu yüzden biz gittiğimizde de hani tamamen boştu ve yani gerçekten çok az bir ekiple çekimimizi tamamlayabildik. Ama sağ olsunlar. Yani o zaman ziyaretçi bile kabul etmiyorlardı. Evet, ziyaretçilere bile yasaktı. Yani devam edeyim şu hemen bir Türkçe kısmına. Bir günde inanılmaz sıkışık bir çekim takvimi olmuş aslında. Hiç de öyle görünmüyor filmde. Tekrar ellerinize sağlık. So we had to get a special permit for shooting in those synagogues because they were locked down even for the visitors. And we had only one day to shoot the movie, especially in the synagogue. So we had to rush for some time.
And yeah, it was hard, but after we got the permit, we had to do it in just, was it on Saturday? Gülden, cumartesi mi çekmiştik? Cumartesi. Cumartesi dış mekan çekimlerini yaptık. Pazar günü için izin alabilmiştik sadece. Pazar bir gün ve pazar günüydü, evet. So it was on Sunday. Onların kutsal günü cumartesi galiba, değil mi? Yanlış evet, bilmiyorum. Cumartesi ama o zaman şey yoktu. Servis yoktu. Falan yapılmıyordu yani, yasaktı. Tamam. One more specific question for the movie. The movie has a naive approach to the religion, in fact, from the eye of younger girls. It's both, in my opinion, it's both courage and intimate topic to hold in a plot. So I want to a little talk about that. Filmin dini algıları çok naif bir yaklaşım var. Bana öyle geçti. Hatta sonunda bayağı bir duygulandım onların o saf bakış açısından dolayı. Yani böyle bir konuyu hem ele almak hem çok cesurca hem de çok hassas, hem bu dengeyi nasıl kurdunuz biraz ondan hani bahsedersek sevinirim. Yani aslında biz şöyle düşündük, dedik hani bu gerçekten evrensel bir aslında problem. Bazı yani zaman zaman görüyoruz dünyanın pek bir coğrafyasında işte hala insanoğlunun şu yüzyılda bu dinler ya da etnik farklılıklar arasındaki birliği kabullenemediği durumlar var ve bu çok aslında üzücü. Bunu da böyle çok üst perdeden, ilişkinler üzerinden bir hikaye anlatarak ya da çok ajite ederek ya da çok böyle hani didaktik bir şekilde anlatmak yerine bu hassas konuyu aslında çocuklar üzerinden daha masumane ele almanın daha naif olacağını düşündük biz. Sonuçta burada böyle çocukların karşılıklı masumane beğenileri var. İşte tam böyle çocukluk duygularını anlatıyoruz aslında. Çocukların çok sağlam, tamamen sevgiye dayalı arkadaşlığı var. Mahalledeki diğer yetişkinlere baktığımızda da hani işte Mümtaz amca ve Yako arasındaki ilişkiye ya da Gail arasındaki ilişkiye baktığımızda da gerçekten çok samimi, birbirlerini gerçekten çok seven insanların olduğu bir mahallede olduklarını görüyoruz. Çocukların aslında bu farklılığı, birbirlerinin farklı olduklarını, farklı dinlere mensup olduklarını, işte o en son final sahnesindeki o çok masum çocuk sohbetinde fark ettiklerini, ama bunun bile ne kadar hani o andaki işte mesela bir üzgünlük var, çocuk bir başka çocuğu beğenmiş gidecek diye üzülüyor. Ama o andaki sohbet bile hemen hayal kırmaya ve mutlu olmaya başlıyorlar. Çünkü onlar çocuk, ön yargısız. Onların cenneti aslında zaten sevdikleriyle bir arada olmak yani. Yani buradaki aslında bizim de anlatmak istediğimiz cennet aslında yaşadıkları o mekan, o mahalle. Hani bizim buradaki vurgumuz varsayımsal olarak bir yer var mı falan, hiç oraları düşünmedik biz. Biz sadece o farkındalığı o masum sohbette yakalamalarını sağladık senaryoda ve çok güzel, çok da gerçekten çocuk oldukları için gerçekten oyuncularımız çok güzel oynadılar bence. Hani buradaki, orada bahsettiğiniz o sınır, o çizgiyi biraz belki yetişkinler üzerinden falan anlatmaya çalışsaydık başka bir şey, belki çok olmaz da doğru, ama hani böyle olması biraz sanki daha tadında olacak gibi hissettirdi. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ellerinize sağlık. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yani sizin bu şekilde hikayeyi ele almanız aslında gerçek bir İzmir hikayesini de temsil ediyor. Yani İzmirli olan herkes bilir. Yani hepimizin bir şeyi vardır, böyle bir arkadaşı vardır. Benim babam Kemeraltı esnafıydı ve orada da Kemeraltı'nda çok fazla arkadaşı vardı, Musevi. Ve ilk önce böyle bayramlarda hep bize Morris mesaj atardı mesela. Biz bazen hatta böyle şey, aa bugün kandilmiş, Morris mesaj attı gibi şeyler olabiliyordu yani. O yüzden de hani o anlamda böyle spesifik bir İzmir hikayesi olması ve bunun o naiflikle anlatılıyor olması gerçekten çok hoştu. Çok tebrik ediyorum ben sizi gerçekten. Hani iki kadın yönetmenin de birlikte hani o güzel mekanlarda bir iş yapmış olmasını görmek, hani ve bizim bunun festivalimizde olduğunu görmek de çok hoştu diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstersen Seda sen çevirebilirsin. Cevabı. Tamam. So
we weren't actually trying to tell something about religion. Our intention was about the siblinghood, so to say, of those children in the same neighborhood. Because heaven is for them, heaven is to be with the loved ones, the beloved ones in the same place. And when one of them has to leave the place, the neighborhood, then there must be some other place to be together. You know? Maybe that's their imagination, because they're children. Maybe that's their reality. We don't know. But that's how they feel happy. Yes. To be together. The possibility to be together, actually. Yes. So thank you so much for such a nice story, and we share the same intimacy for childhood dreams, in fact. I have a last question, what about your future project? Can you organize anything else in COVID process? COVID sürecinde başka Gülden'in çektiği diğer filmi biliyorum, ama bu arada başka bir şey ürettiniz mi? Gelecek bir proje yazıp çizebildiniz mi? Oralar nasıl gidiyor? Benzer bir soruyu size de sormuş olalım. Evet, benim COVID sürecinin başladığı ve bizi şok ettiği zamanlarda, çok sancılı geçirdiğimiz o travmatik süreçte, biraz da böyle çocuklarımı da o yoğun bombardımandan ve o travmatik durumdan kurtarabilmek için çektiğim bir film vardı evde. Ve bu süreçte bana paralel olarak aslında Seda da evde bir film çekmeye başladı. Ve evet, yani biz aslında kapandık ama kapandığımızda da üretmeye devam ettik. Bu bizi birazcık kendimize getirdi, rehabilite etti diyebilirim. Bundan sonrası için de Seda'yla mutlaka beraber bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü biz gerçekten birbirimizle çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Güzel tarafı da şu, egolarımızın çarpışması vesaire asla söz konusu değil. Biz birlikte bir şeyler ürettikçe aslında kadın dayanışmasının, kadınların bir arada olmasının ne kadar kıymetli olduğunu da göstermiş olduğumuzu düşündüğümüz için daha da keyif alıyoruz yaptığımız işten. O yüzden ileriye dönük inşallah projelerimiz var. Bunu zaman gösterecek, ama biz biraz şeyiz, bakış açımız şöyle. Evet, gerçekten daha büyük bir yapım bütçesiyle, ama birkaç senemizi alıp bekleyerek bir şeyler üretelim diye kararlar aldığımız oluyor. Ama biz hep dayanamayıp, ya bunu da çekelim, bunu da bir şekilde halledebiliriz, bunu yapalım, bir sonrakine bakarız diye böyle bazen şey yapabiliyor, heyecanlı bir şekilde, tutkulu bir şekilde üretmek isteyebiliyoruz. Bakalım, zaman gösterecek. Çok teşekkürler. Seda Hanım? She shot a movie last year in April, I guess. I don't know. But it was ready in the summertime, as far as I can remember. And I also shot a movie called Host Ev Sahibi, which was about, again, a woman during the lockdown period. So, of course, we're planning to do some other projects in the future together again, because we really love each other, and we are so happy to show the support of women to each other. Mm-hmm. But we are not going to rush. So we're taking our time, but we have some projects to do together again. Yeah, great. Gerçekten harikasınız. Elinize kolunuza sağlık. Bizim için akşamın bu vaktinde de sohbetimize katıldığınız, burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. So much. Merhaba, olmak çok tatlı. Çok teşekkürler. Ben çok memnun oldum. Maybe you know this, but we are imagining, dreaming of having a physical festival in Izmir, mm-hmm. in Seferihisar, biliyorsunuz. So I hope to meet you physically as well. Yeah, that's our wish too.
Yeah, nice to meet you. Thank nice you for your you. Contribution to our festival. Thank and, you. So nice to be here. We will see each other soon, hopefully. Yeah, I hope.